ya da yani iş sağlığı güvenliği açısından baktığımızda yakınlarda çalışan işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın 2 saatte bir değişmesi gerekiyor. Çünkü asbest ile beraber silika dediğimiz bir toz da ortaya çıkıyor. Bu da silikozis, kanserler hani yakın dönemde olmasa bile 10 ile 50 yıl arasında bekleniyor. Halk da çok hani sıkıntı yaşayacak bu süreçte. Akciğer, solunum hastalıkları çok fazla, enfeksiyon çok fazla, kış geliyor, önümüz kış. Bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olabilecek. Deprem öncesinde biz 5-6 hastaya eğitim veriyorken şu an 15-20 hastaya eğitim veriyoruz. Ama hani dediğim gibi yaşam alanları bu şekilde. Yani eğitimini alıyor, ilacını alıyor ama herkes ortak bir tuvalet, ortak bir banyo ya da ortak bir yatağı kullandığı için tekrardan başa sarıyor. Hani yakınlar daha devam ettiği için dediğim gibi asbest, silika tozlarından dolayı hani kısa dönemde bu KOAH hastamız uyuzun dışında 10 ile 50 sene içerisinde kanserler, hem solunum yolu kanserleri hem de yuttuğumuz için mide, akciğer, mide, bağırsak gibi kanserler de artış gösterecek. Hani buna yönelik artık halk sağlığını ciddi bir şekilde toparlamak gerekiyor. Hani onun dışında da şundan da bahsetmek istiyorum. Kadınlar da çok fazla risk altında. Hani toplu yaşam alanında olduğu için. Ortak tuvalet, ortak banyo kullanıldığı için enfeksiyon kapma riskleri çok fazla. Hem idrar yolları hem de kadın doğumsal olarak riskler hani çok fazla. Hastanelere kadın doğumda sayılar arttı. Hani enfeksiyon geçiren kadınlarımızın sayısı arttı. Giden çok fazla sağlık emekçisi oldu Malatya'dan giden. Onun dışında da ilaç sıkıntısı Malatya'da çok yaşanıyor. Yığılmalar da evet çok fazla oluyor. Hani bir göz, bir kadın doğum ya da dermatoloji sıralar çok uzuyor. İmkanlar kısıtlı. Konut, barınma sıkıntısının giderilmesi gerekiyor. Hani dediğim gibi ortak bir alanda ister istemez bu vakalar artış gösterecektir. Artış gösterdiği için de hastanelere başvurular çok olacaktır. Aslında bu da bir kısır döngü. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Malatya'yı bekleyen en büyük sıkıntıların başında kanser geliyor. Hani 10 yaşında bir çocuğu düşünelim. Hani 10 yıldan bahsediyoruz. 10 yıldan sonra bu çocuk 20 yaşına gelecek ve 20 yaşında kanserle uğraşacak bu çocuk. Hani niye? Çünkü tozu yutuyor, silikayı yutuyor, asbesti yutuyor. Yanında bir sürü inşaat plastik tozunu yutuyor. Silikozis dediğimiz bir hastalıkla uğraşacak. Bunun en sonki aşaması da silikozis dediğimiz hastalığın en sonki aşaması da akciğer nakli. Hani bu da çok sıkıntılı bir süreç. Onun dışında KOAH, astım hastalıkları artıyor Malatya'da. Kadınlar açısından baktığımızda hani kadın doğumsal enfeksiyonlar çok fazla var. Erken doğumlar çok fazla var. Bu da gelişmeyen bebeklerin dünyaya gelmesi demek. Enkaz yakınlarında kullanılan su miktarı çok az. Hani yeterli su kullanılmıyor yakınlarda. Hani biz aradığımız zaman da bu durumu belirttiğimiz zaman da geliyorlar evet. Gelip bakıyorlar, o anlık sadece bir çözüm, anlık çözüm bulunuyor ama sonra tekrardan bilinen yöntemle devam ediliyor.